İstanbul Büyükşehir Belediyesi desteği ve Kiptaş güvencesiyle İstanbul'da kentsel dönüşümde tarihi bir dönem başlıyor. Riskli yapılarını Kiptaş'ta yenilemek isteyen hak sahiplerinin gelir durumlarına göre toplam maliyetlerinin %40 ila 65'ini İBB karşılıyor. Hızlı bina taramada yüksek risk grubuna ait olduğu tespit edilen 80 bin aileye ilave 7 bin TL kira yardımı, emeklilere de 9 bin TL kira desteği sağlanacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları deniz taksilerin ardından yeni projesini hayata geçirdi. 569 yıllık Haliç Tersanesi'nde tasarlanan ve üretilen deniz dolmuş, mavi sularla buluştu. Çevre dostu ve düşük emisyonlu, hareket kabiliyeti ve seyir hızı yüksek yeni dolmuşlar, İstanbullulara daha konforlu bir yolculuk imkanı sunacak. 2024 Paris Olimpiyatlarına İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nden 24 sporcu katılıyor. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'ye 11 olimpik ve 13 paralimpik olmak üzere toplam 24 sporcuyla temsil edecek. İstanbul'da kaçak hafriyat dökümlerinin engellenmesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından denetim sistemi geliştirildi. Kaçak hafriyat dökümlerini engellemek, denetimlerini sağlamak ve çevre kirliliğini en aza indirgemek için mobil vizör lazer kameralı takip ve denetim sistemi kullanılmaya başlandı. Çiftçilerin emeği İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle İstanbul çok daha fazla üreten bir kent oluyor. 2023 yılında deneme ekimleri yapılan tohumların ilk hasadı Silivri'de yapıldı. Toplam 130 dekar alana 7 çeşit buğday, 82 dekar alana da 4 çeşit arpa ekimi yapılmıştı. 50 dekarlık alana ekilen 5 çeşit yerli buğday tohumu kalite ve verim açısından değerlendirildikten sonra destek kapsamına alınacak. Metrobüs yolunda konforlu seyahat imkanı sunan ve 20 yılın üstünde dayanım gücüne sahip olan Beyaz Yol uygulamasında 3. etaba geçildi. Yeni Bosna ve Küçükçekmece arasındaki yol ve güzergahtaki üst geçitler yenileniyor. Haliç Köprüsü üzerindeki metrobüs yolunda da asfaltlama çalışması yapılıp planlanandan önce trafiğe açıldı.